Değerli arkadaşlarım, şimdi darbe girişimi sonrası bir takım şeyler yaşandı. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir deklarasyonla ortaya koydu. Hemen ertesi gün bir özel oturum yapıldı ve burada siyasi parti liderleri darbeye karşı tutumları çok net, açık ifade etti. Ve Türkiye bir belayla karşılaştı. Bu belayı savarken bir musibetten nasihat çıkartırcasına sonrası içinde bazı yol haritalarını planlamaya çalıştı. Ama üzülerek görüyorum, aradan geçen 3,5 ay sonra, 4 ay sonra maalesef bu umutlar yerini daha farklı beklentilere bıraktı. Bunu üzülerek söylüyorum. Olağan dışı koşullarda toplumlarda suskunluk artar. Yani konjonktüre göre tavır alma bir huy halini almaya başlıyor. Yani bu sayede kişi dirençle karşılaşmıyor, topluma uyuyor, baskın olan görüşün emrinde hissediyor kendini, sıkıntıyı aştığını hissediyor ve sizler de çok yüksek oranlarla kendinizi ifade etmenin demokrasi zaferi olarak adlandırdığı bir döneme giriyorsunuz, kendinizi kandırıyorsunuz. Hukuk düzeninde kurmaca bir boşluk yaratıyoruz bu uygulamalarla. Ondan sonra zorunluluk hali gerekçe olarak ifade ediliyor iktidar tarafından ve bu zorunluluk hali gerekçe gösterilerek bütün güçler tek bir kişide toplanmaya çalışılıyor. Şu anda yaşadığımız siyasi tartışmalar. Tek kişinin emrinde toplanan bütün güçler, yargı, yürütme, bütün her şey. Değerli arkadaşlarım, bu parlamentonun kendi kendini feshetmesidir. Hiç kendimizi kandırmayalım. A partisi, B partisi milletvekili olmanın hiçbir önemi yoktur. Parlamento yetkilerini tek kişiye devredecektir ve bu uygulama Türkiye'yi farklı bir yere götürmek durumundadır. Efendim bunlara, bu mağdurların sesi olmaya çalıştıkça haksızlık yapılıyor. Bu insanları iyi inceleyelim dedikçe siz FETÖ'nün yandaşısınız. Değerli arkadaşlarım, bu demagojik siyaseti bırakalım. Sayın Başbakan baştan iyi başladı. Evet, Haydar konuş espriler yaptı. Ben severim Binali Bey'i ama son konuşmaları akla ziyan konuşmalar. Kendisini görürsem ona da ifade edeceğim. FETÖ'yle hiç ilişki yok. Biz ilişki sorgulamıyoruz. Eğer sorgulayacak olursak yakın akrabalık var. Bunu siz de biliyorsunuz. Yakın akrabalık var. Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir bağı yok. Biz herkese saygılıyız. Hukuk devleti kuralları içerisinde. Ama siz beraber iş tuttunuz. Beraber çalıştınız. Beraber teşkilatlar kurdunuz. Bu işleri beraber kotardınız. Ergenekon, Balyoz olaylarında 3 tane savcı, 5 tane polis suçlanarak çıkamazsınız. Sizin sorumluluğunuz var. Göz yumdunuz. Değerli arkadaşlarım, onun için sorumluluklarınızdan sağa sola FETÖ suçlaması etiketi yapıştırarak kaçamazsınız. Eğer bir siyasi ayak aranacak ise 14 yıldır iktidarda bu pozisyonları bu çeteye ikram edenlerin siyasi sorumluluğu mutlaka sorgulanmalıdır. Anadolu'nun her ilinde, ilçesinde gariban öğretmenler, emniyet memurları, hakimler, suça karışanlar demiyorum, garibanlar mağdur edilirken hiç mi siyaset kurumunda bu çetenin önüne açan kimse yok sizin içinizde? Pirupak mısınız? İnanalım mı buna? O mağdurlara nasıl anlatacaksınız bunu? Benim canım yanıyor diyor. Ben babasız kaldım diyor. Ekmek yok diyor. Cumartesi günü Beypazarı'daydım. Bir öğretmen eşi geldi, sarıldı, ağlıyor arkada. Değerli arkadaşlarım, size çıkmıyor mu bunlar? Gelmiyor mu? Bunları aşalım. Evet, kazan kahraman olacaktır. Kazanlar kahramandır. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Yarın da öyle olacak. Ama onların kahramanlıkları bu insanlar mağdur olsun diye yapılmadı. Ve hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu insanlara sahip çıkıyor diye suç getiremez. Hele Sayın Başbakan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük FETÖ'cülük suçlamaları, bunlar mazur görülebilecek hareketler değildir. Olsa olsa sizin suçunuzu, işbirliğinizin derecesini saklamaya dönük laflar, gayretler olarak kalır. Ne kadar kıssanız da, ne kadar daraltsanız da alanları, biz demokrasi mücadelesini size karşı getirmek istediğiniz tek adam rejimine karşı, kapalı Türkiye'ye karşı açık, demokrasiden yana, hukukun üstünlüğünü savunan, temel hak ve özgürlükleri edinmiş bir Türkiye için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onun için sanmayın ki biz bu tarlayı sürdük, istediğimiz tohumu elde ettik. Kimse darılmasın, gücenmesin, onlar da benim kardeşlerim. Bir siyasi parti siyasi iltica talebinde bulunuyor bizden. Bu manzara çıkıyor son uygulamalarda. Tek başına Cumhuriyet Halk Partisi yeter mücadeleye. Cumhuriyet Halk Partisi o mücadeleyi gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hem Kazanlıları hem Yüce Meclisi ve milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.